Xiaomi'nin SmartBand serisi rekabetçi fiyatlandırması ve sunduğu özellikler sayesinde oldukça geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Geçen yıl marka daha büyük bir ekrana dahili GPS'e ve kayış değiştirmeyi kolaylaştıran yeni bir tasarıma sahip SmartBand 7 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Ancak bu model geneliksel SmartBand modellerinden daha büyük ve ağır olduğu için bir akıllı bileklikten çok saate benziyordu. Şimdi ise Xiaomi SmartBand 7 ile aynı boyuta ve ekrana sahip. Bununla birlikte çoğu SmartBand 7 Pro özelliğini barındıran? Smart Band 8'i pazara sundu. Peki yeni bileklik önceki nesillerden farklı olarak bize neler sunuyor ve gerçekten satın almaya veya yükseltmeye değer mi? SmartBand 8 tasarımı olarak önceki modele göre neredeyse hiç değişmemiş gibi görünse de iki önemli farklılık var. Band 8 metal bir çerçeve ve doğrudan cihaza bağlanan yeni bir kayış stiline sahip. Yani kayış artık kadranın etrafını sarmıyor. Bu yüzden Band 7'den kalma eski kayışlarınızı ne yazık ki kullanabilme imkanınız yok. Ancak ilk defa satın alanlar için kayış seçeneği çok fazla. Xiaomi deri, çift sargılı, zincir veya örgülü yapıda birçok seçenek sunuyor. Hatta şimdiden e-ticaret sitelerinde 3. taraf satın satıcılar birçok farklı kayış satmaya başlamış bile. Ayrıca yeni kayış bileklikten hızlı bir şekilde çıkarılabiliyor. Tek yapmanız gereken kayışın uçlarında bulunan çıt çıtlara basıp bileklikten ayırmak. Smartband 8'e öne çıkaran en önemli değişikliklerden biri de kolye olarak kullanılabilmesi. Kayışları çıkardığınızda bilekliğin üstünde bir aksesuar alanı bulunuyor. Buraya ayrı olarak satılan aksesuar taktığınızda kolye olarak da kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte Xiaomi bilekliği ayakkabı bağcıklarına sabitlemeye yarayan koşu clips adında bir aksesuar da satışa sundu. Bunu taktıktan sonra uygulama üzerinden halhal hal moda etkinleştirildiğinde bileklik koşu formunu değerlendirebilecek hassas ölçümler yapabiliyor. Aksesuar elimde bulunmadığı için bunu deneyimleyemedim. Ancak koşucular için oldukça faydalı olduğu kesin. Smart Band 7 ile karşılaştırıldığında yeni band yarım milimetre daha ince ve alt kısımdaki sensör alanı o kadar çıkıntılı değil. Bu nedenle bilekte daha rahat bir kullanım sağlıyor. Tasarımla ilgili tek şikayetim herhangi bir düğmesinin bulunmaması. Açıkçası arayüzde yalnızca dokunmatik kontrollerle gezinmek özellikle egzersiz yaparken pek rahat olmuyor. Diğer taraftan akıllı bileklik 5 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip. Yani yüzerken de içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Smart Band 8'in ekran boyutu ve çözünürlüğü Band 7'ninkiyle aynı. 192 490 piksele sahip 1.62 inç AMOLED bir panel kullanıyor. Ekran eski modellerin aksine 30 Hz er yerine 60 Hz er yenileme hızına sahip. Parlaklıksa 500 nitten 600 nite çıkarılmış. Arca Band 7'de bulunmayan ve oldukça ertelenmiş bir özellik olan otomatik parlaklık ayarı da artık mevcut. Son zamanlarda havalar fazla güneşli olmadığı için güneş altında test etme fırsatı bulamadım. Ancak sabah saatlerinde ekranın görünürlüğünde herhangi bir sorun yok. Her şey net bir şekilde görünebiliyor. Ekrandaki renkler ise canlı ve yazılar yeterince keskin. Ek olarak ekranda Always On Display özelliği de mevcut ve 200'den fazla özelleştirilebilir kadran seçeneği bulunuyor. Kullanım açısından Açısından ekran fazlasıyla duyarlı. Dokunma veya kaydırma hareketlerini algılama konusunda başarılı. Genel olarak bilekliğin sunduğu görüntüden ve kullanımdan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Sağlık takibi açısından SmartBand 8 724 kalp atış hızı takibinin yanı sıra düzenli kandaki oksijen ölçümü, uyku ve stres takibiyle selefiyle aynı temel özellikleri sunuyor. Üstelik ölçümleri de son derece hızlı yapıyor. Bunlar artık bilinen şeyler olduğu için tek tek ne olduklarından bahsetmeyeceğim. Ancak bazılarının spesifik olarak sunduğu birkaç özellik var. Örneğin kalp atış hızı ölçümünde nabzınız belli bir seviyeye çıkarsa veya tam tersi düşerse bilekliğin uyarı vermesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde uyku takibinde gelişmiş izleme adında bir özellik var. Etkinleştirdiğinizde bileklik derin ve hafif uykunuzun yanında REM uykusunu da izlemeye başlıyor. Böylece geceleri uyku evrelerinizi daha iyi izleyip buna göre önlemler alabiliyorsunuz. Ne yazık ki bileklikte hala bir GNSS sensörü yok. Bu yüzden ayrıntılı koşu veya yürüyüş verileri için eşleştirilen telefonun GPS kullanılıyor. Ayrıca yapılan koşu veya yürüyüş uygulama üzerinden haritadan gerçek zamanlı olarak da izlenebiliyor. Koşu demişken akıllı bileklik standart koşu ve bisikletten uçurtma uçurma, langırt ve masa oyunları gibi dağınış aktivitelere kadar 150'den fazla egzersiz moduna sahip. Tüm aktivitelerdeki ilerlemeleri ise takip edebilmek için Mi Fitness uygulamasını kullanmak gerekiyor. Uygulamadan bir aya kadar tüm sağlık ve egzersiz verilerini izleyebilmek mümkün. Ayrıca bir iPhone kullanıcısıysanız tüm verileri Strava veya Apple Health uygulamalarıyla da senkronize edebiliyorsunuz. Şimdi Smart Band 8'de evet birçok egzersiz modu var. Ancak burada koşuya biraz daha önem verilmiş gibi. Çünkü bize egzersiz Dersize başlamadan önce ayarlar kısmında birçok seçenek sunuyor. Mesela kendinize bir hedef belirleyebiliyorsunuz. Nasıl bir hedef derseniz, koşacağınız mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz, süresini belirleyebiliyorsunuz, hatta kaloriyi bile ayarlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde Smart Companion adlı bir mod mevcut. Bu mod sayesinde de konumunuz ile belirlediğiniz hız arasındaki farkı gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz. Bunlar dışında benim de canlılık adında bir seçenek dikkatimi çekti. İlk başta yeni bir özellik sansam da aslında bu önceki modellerde bulunan kişisel aktivite zekası adlı özelliğin güncellenmiş hali. Bu özellik aktif edildiğinde bileklik mevcut fiziksel zindelik durumunuzu değerlendiriyor. Nasıl yapıyor bunu? Kısaca 7 günlük bir süre boyunca yaptığınız orta ila yüksek yoğunluktaki aktivitelere canlılık puanına dönüştürerek yapıyor. Mesela 60 puana ulaştığınızda Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık önerdiği minimum egzersize ulaşmış oluyorsunuz. Ancak daha sağlıklı bir vücut için önerilen puanın haftalık en az 100 olduğunu da belirteyim. Diğer taraftan SmartBand 8 bildirimler söz konusu olduğunda fazlasıyla iş görüyor. Aramalar, mesajlar ve çoğu uygulamanın bildirimini gösterebiliyor. Yalnız aramalar kabul edilemiyor. Yalnızca reddetme seçeneği ve önceden belirlenmiş otomatik mesajlar yoluyla cevap verme seçeneği var. Uygulamalarda ise Instagram, Whatsapp, Gmail gibi çok kullanılan uygulamalardan e-ticaret veya bankacılık uygulamalarına kadar çoğunu destekliyor. Menüdeki diğer özellikler ise alarm, hava durumu, etkinlik hatırlatıcısı, müzik kontrolü, nefes egzersizi gibi hep bildiğimiz şeyler. Bilekliğin pil performansı ise önceki modellerde de olduğu gibi çok iyi. 190 mAh'lik bataryasıyla normal kullanımda 16 güne kadar. Always on display etkin olduğunda ise 6 güne kadar kullanım süresi vaat ediyor. Elbette bunlar Xiaomi'nin iddia ettikleri. Ben tüm sağlık izleme özellikleri açıkken ve always on display etkin değilken 3 günde yaklaşık %40 civarı pil yediğini gözlemledim. Düz bir hesap yaparsak bu halde bilekliğin 7 günü rahat bir şekilde çıkarabileceğini söyleyebilirim. Bilekliği tamamen şarj etmekse ortalama 1 saat civarı sürüyor. Son olarak Smart Band 8'in kullanımı oldukça basit. Özellikle önceki nesillerden birini kullananlara oldukça tanıdık gelecektir. Örneğin bileğinizi çevirerek veya dokunarak ekranı açabiliyorsunuz. Bildirimler için aşağı, uygulama çekmecesi için yukarı kaydırıyorsunuz. Veya en çok kullandığınız uygulamaların widget'larına sola veya sağa kaydırarak ulaşmak mümkün. Önceki nesillerden tek farkıysa tek sayfaya iki widget eklenebiliyor olması. Bunu da Mi Fitness üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz. Toparlamak Gerekirse Xiaomi Smart Band 8 akıllı bileklikler arasında tartışmasız en iyi seçeneklerden biri olmuş. Kapsamlı spor takibi ve sağlık izleme yetenekleriyle, 60 Hz'lik AMOLED ekranı ve uzun pil ömrünü birleştirdiğinizde ihtiyacınız olan her şeyi fazlasıyla karşılıyor. Ayrıca artık sadece bilekte değil aynı zamanda kolye olarak veya spor ayakkabınızda bir koşu aksesuarı olarak da kullanılabiliyor. Smart Band 8'in güncel fiyatı şu an 899 lira. Fiyatını hak ediyor mu bana kalırsa hak ediyor. Yine de her zaman olduğu gibi son karar sizin. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Yiğit Can Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.